Merhaba hanımlar Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videomuzda sizlere bu havlu kenarının yapım aşamalarını anlatacağım. Hep birlikte aşama aşama öğreneceğiz. Haydi bismillah diyelim başlayalım. Evet hanımlar öncelikle kenar bandını yapacağız. Onun için şöyle bir miktar zincir çekelim. Sayısı size kalmış. Genişliği arkadaşlar. Şimdi şöyle 4 zincirimi kapsayacak 4 tane zincir sayıyorum. Beşinciye batıp kapatarak başlıyorum sık iğne ile. Bakın. Bir, iki, üç zincir çekiyorum araya. Aşağıdan iki zincir veya 3 üç, üçüncü zincire batıyorum. Evet, iki zincir bırakıyorum aşağıda Üç zincir çekiyorum. Bir, iki zincir bırakıyorum. Üçüncüye batıp kapatıyorum. Sık iğne ile kapatıyoruz arkadaşlar. Başına dolamadan. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 aşağıdan üçüncüye batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3'üncüye batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3'üncüye batıyorum hanımlar. Yani bunun boyutu size kalmış arkadaşlar. 1 2 3 3'üncüye batalım. İsterseniz 1 2 3 4 5 6 7 kutucuk, isterseniz 8 kutucuk. İsterseniz 5 kutucuk yapabilirsiniz. Ben sadece yapım aşamasını gösteriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şimdi döndüm. İlk zincirimin e, yuvamın içine yine sık iğne ile batıp kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Diğer yuvaya batıyorum. Dönüşlerde 4 zincir. Bu aralar hep 3 zincir şeklinde gidecek. 3 zincir çektim. Diğer yuvaya battım. 1, 2, 3 zincir çektim diğer yuvaya battım 1 2 3 zincir çektim diğer yuvaya battım 1 2 3 zincir çektim bir diğer yuvaya battım 1 2 3 zincir çektim en baş yuvama battım 1 2 3 4 zincir çekip dönüyorum tekrar ilk zincirime batıyorum aralara 3 zincir dönüşlerde 4 zincir bu aralara 3 zincir şeklinde bunu istediğimiz boyda büyütüyoruz hanımlar. Yani havlunun boyunca örüyoruz. Üst kısmına geçelim. Her zaman söylüyorum ben model amaçlı videolar çekiyorum. O yüzden böyle kısa kısa bantların üzerinde e, modelimi gösteriyorum hanımlar. Ben buraya bir tane kurdum nasıl olacak diye. Bu kadar bir bant yaptım. Sizler onu havlunuzun boyutunca yapıyorsunuz. Unutmayalım. Baştan 1-2-3-4 tane e, yuvaya böyle pipirik yaparak 5. pardon. 4 tane yuvaya 3 zincir çektim, battım başlayınca. Bu yuvayı kurdum. İlk başlarken 4 tane yuvaya batalım şu yaprak hani dışarı sarkmasın, tam bu boyda olsun diye. 4 tane kutucuk sonrası 4 tane kutucuğa 3 zincir çekip batarak 5. kutucukta bu yuvayı kuracağız. Şimdi ben başlıyorum anlatmaya. İlk başı öyle yapıyorsunuz. 2. Motifin arasını bunlar buradan eklenecek. Böyle kol kola ol, olacağı için araya 10 tane. Bakın şu yuvalar var. Ya, şimdi göstereceğim. 10 tane yuvalara boş batacağız. İsterseniz ben beyazla yapıyorum. isterseniz bu gövde kısmını istediğiniz renkle yapabilirsiniz. Gövdesini yeşil yapıp şuradaki bu zincir kısmını yeşil yapıp üstünü beyazla yapabilirsiniz pimpirik kısmını. Şimdi hanımlar. Ben şuradan şunu biraz sökeyim. Tamam. Şimdi ilk yuvamı yaptım, bitirdim. Dediğim gibi baştan 4 kutucuk 1 2 3 4 kutucuk boş batıyorsunuz. 5. kutucukta bu yuvayı kuracaksınız. Şimdi ikinci yuvamıza başlayalım. 2 tane motif arası, 2 çiçek arası yapraklarını yapmak için buradan bitirip inince bu sık iğne ile inince 1 2 zincir çekelim 3 zincir veya 2 zincir hemen yandaki yuvaya sık iğne ile kapatalım. 1 2, 3 zincir çekelim. Bunu farklı iple de yapabilirsiniz. rengini diğer yandaki yuvaya battım, kapadım. 1 2 2 veya 3 zincir çekin hanımlar burada. Hemen yanındaki yuvaya battım, kapadım. Böyle böyle 10 tane yuva boş batıp 10 tane yuva arası veriyoruz iki motif arasına. 1 2 3 4 oldu. Hemen yanındakine batıyorum. 5 oldu. 1 2 6 oldu. Yanındaki yuvaya battım. 2 veya 3 zincir çekebilirsiniz dediğim gibi burada. Şuna batıyorum hemen yanındakine 7 oldu. 8 oldu. Yine de bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hemen yanındaki takip gelen yuvaya batıyorum. 9 oldu. Hemen yanındaki yuvaya batıyorum. 10 oldu. Böyle 10 tane yuva üzerine zincir çekip batıyoruz. Şimdi bu ana gövdesini kuracağız buraya arkadaşlar. Burada 20 tane zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bakalım kaç tane yuva yapmıştık. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Şimdi hanımlar başına doladım bir kez. Aşağıdan şimdi şuradan sayıyorum. 4 zincir sayıyorum, batıyorum. 1 2 3 4. 5. zincirime batıyorum. 4 zincir saydım. Önce bir kez, sonra 2, sonra ilk böyle küçük bir yuva elde ediyoruz. Araya bir zincir çekiyorum. Arada bir zincir bırakıyorum. İkinciye batıyorum aşağıdan. 3 kere de çıkıyorum yine ikinci yuvam araya bir zincir bir zincir bırakıyorum ikinciye batıyorum üç kere de çıkıyorum üçüncü yuvam bakın araya bir zincir aşağıdan bir zincir sayıyorsunuz ikinciye batıyorsunuz üç kere de çıkıyorsunuz bakın Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bu ilk başta da yuvamız var arkadaşlar. Biraz kapalı gibi gözükse de. 4 tane olunca 5. 5 beş zincir çekip başına dolamadan bu sefer. Arada bir zincir bırakıyorum. İkinciye sık iğne ile batıyorum. Ben burada iki zincir bırakmışım arkadaşlar bir zincir bırakıyorsunuz 5 zincir çekip sonuncu karenizi bir zincir bırakıp batıyorsunuz şimdi buraya 6 tane sık iğnesi yapıyorum 2 3 4 5 6 7. sık iğnemi yuvada aşağıda kenar bandının yuvasında tamamlıyorum araya bakalım araya bir iki zincir çekerek üç tane yuva boş yuva dolduruyorum yine İki zincir çektim hemen yanındaki yuvaya battım kapattım birinci bir iki zincir çektim hemen onun yanındaki yuvaya batıp sık iğne ile kapattım ikinci İki zincir çektim Hemen onun yanındaki hüyeye battım, kapattım üçüncü. Şimdi yine 20 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20. Başına bir kez aldım. Şöyle 1 2 3 4 5 tane sayıyorum. 5.ye batıyorum. Önce bir kez, sonra 2, sonra iki çıkış yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Aşağıdan bir zincir atlayıp ikinciye batıyorum. Üç kere de çıkıyorum yine. Araya bir zincir çekiyorum. Aşağıdan bir zincir atlayıp ikinciye batıyorum. Yine üç kere de çıkıyorum. Üç yuvamız oldu. Araya bir zincir çekiyorum. Aşağıdan yine bir zincir atlayıp ikinciye batıyorum. Dört yuvam oldu. Şimdi 5. yuva için 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip aşağıdan bir zincir sayıp ikinciye sık iğne ile kapatıyorum. 5. yuvamız öyle yapıyoruz hanımlar. Buraya şimdi kalan kısmı 6 tane sık iğnesi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 7. sık iğnemi aşağı yuvada kapatıyorum. Öyle bir şey oluyor hanımlar bakın. Şimdi iki zincir çekiyorum. Yanındaki yuvaya batıyorum. Yine 10 tane yuva batacağız iki zincir çekerek. İki zincir çektim diğer yandaki yuvaya battım. İki zincir çektim. Şimdi diğer yandaki yuvaya battım. İki zincir çektim. Bir diğer yandaki yuvaya battım. Yani 1, 2, 3, dört tane oldu. Yine 10 tane ara vereceğiz böyle. Sonra bunu yapacağız yine hanımlar. Bu kısım hep böyle gidiyor. Evet hanımlar dediğim gibi iki motif arasını 10 tane boş kutucuk 2 veya 3 zincir çekip batarak boş kutucukların üzerine 10 10 tane kutucuk üzerine batarak ara veriyorsunuz. Sonra yine bunu aynı burada yaptığımız işlemle 10 tane ara vererek bu işlemleri bu gövdeleri hazırlıyorsunuz. Havlunuzun boyunca. Şimdi kenar kısmını nasıl yaptık ve bu orta göbeği nasıl yaptık? Sıra oraya geldi. Önce ben şunu batarak başlıyorum. Evet hanımlar. Kutucuğun içine battık yeşili başlarken ilk kutucuğumuza battık başlarken battık. 1 2 3 4 zincir çektim. Yeşilin arasından batıp pimpirik yaptım tekrar. Diğer kutucuğa battım, geçiş yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın şu aradan batıyorum 4 zincirimi. Kapatıyorum, pimpirik yapıyorum ve bir diğer kutucuğa batıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Şu aradan batıp pimpirik yapıyorum. Bir diğer kutucuğa batıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Aradan batıp pimpirik yapıyorum. Bir diğer kutucuğa batıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Aradan şuradan bakın şöyle göstereyim buradan batıyorum. 4 zincirimi kapatıyorum. Bir zincir çekiyoruz araya. Onu söylemeyi unuttum. Şöyle göstereyim tekrar. Battık kutuca. 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Şu aradan bakın. Şu aradan battım. Pimpirik oldu. Bir zincir çekiyorum. Diğer yandaki kutuca batıyorum sık iğne ile. 1, 2, 3, 4 zincir. Aradan battım kapadım. Araya bir zincir yandaki kutucuğa batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir aradan battım. Kapadım. Araya bir zincir hemen yandaki kutucuğa battım. Bu işlem böyle gidiyor. Bu alt kısmının pipirik kısmı hanımlar boşlukların pipirik kısmı bu şekilde gidiyor. Şimdi son kutucuğuma battım. Yuvanın yanına geldik. Bakın. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Buradaki ilk yuvama giriş yapıyorum sık iğnesi ile. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı kutucuğun içine battım, pimpirimi yaptım ilk yaparken. Diğer yuvaya sık iğnesi ile giriş yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Şöyle bakın şuradan batıp 4 zincirimi kapatıyorum. Aynı yuvaya bir daha giriş yapıyorum. Bakın. Şimdi yandaki yuvaya sık iğnesiyle geçiş yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Şöyle şu yeşil şuraya bakın. Şu sık iğnenin arasına batıyorum. 4 zincirimi kapatıyorum. Ve tekrar aynı yuvaya bir sık iğnesi batıyorum. Şimdi yandaki bir diğer yuvaya bir sık iğnesiyle geçiş yaptım. 4 zincir çektim. Buradan battım. Kapadım. Aynı yuvaya bir, bir kez daha sık iğnesi battım. En tepedeki yuvamıza geçiş yapacağım şimdi. En tepedeki yuvamıza bir sık iğnesi yaptım. 1 2 zincir çektim. Şimdi buradan ekleme yapacağız hanımlar. Buradaki tepedeki bakın 3 tane batmışız. Birine yaprak ekleyeceğiz. Bu taraftan da bakın şu uç tepenin en ucundan bakın buradan. Giriş yaptım. ilmeğimi aldım. Tekrar 2 zincir çektim oradan geçirip. Aynı yuvanın içine battım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan battım. Pimpirik yaptım sık iğnesine batıyorum. Pimpirik yapıyorum. Aynı yuvaya tekrar batıyorum. Bu yuvaya tekrar bir pimpirik daha yapıyorum. 4 zincir çektim. Aradan batıyorum. İkinci pimpiri ekledikten sonra toplamda 3 pimpirik oluyor eklememizle beraber burası. Birinciden ekledik. Bu orta. Bunda yaprak ekleyeceğiz. 3 pimpirik oldu. Şimdi yan yuvaya bir sık iğnesiyle geçiş yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın şu sık iğnesine battım pipirik yaptım aynı yuvaya tekrar battım sık iğnesiyle bir diğer yuvaya sık iğnesiyle geçiş yaptım 1 2 3 4 zincir çektim şu sık iğneden aradan battım kapadım pimpirik yaptım aynı yuvaya bir sık iğnesi daha yaptım yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle geçiş yaptım 4 zincir çektim buradan aradan battım kapadım aynı yuvaya bir sık iğnesi daha yaptım en alttaki yuvama bir sık iğnesiyle geçiş yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın şu aradan battım. Bir sık iğnesi daha yaptım yuvama. Şimdi hanımlar bu karşıya geçeceğiz. Başına bir kez doluyorum burada. Önce 2 zincir çekeceğiz. Bakın sık iğnesi yaptık ya. 1 2 zincir çektim. Başına bir kez doladım. Şu karşı yuvamızın ilk yuvasına bakın. Giriş yaptım. İlmek aldım. 2 2 aldım. Başına doladım ilmeği bakın. Şimdi 6 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. Dönderdim. Tekrar üzerine 6 zincir daha çekiyorum. 2 3 4 5 6 dibinden buradan 6 zinciri bitirdim şu 6 6 zincir bırakıp diğer zincirin başladığı noktadan şöyle kapatıyoruz arkadaşlar yuva edeceğiz yani aşağıda gövdemiz için 6 zinciri bırakıyoruz diğer çektiğimiz 6 zinciri kapatıyoruz 5 zincir çektim döndüm şimdi bu yuvayı şöyle tutalım başına bir kez doladım yuvaya girdim 5 zincirimi önce bir kez sonra iki, sonra 2 aldım. Araya 3 zincir, başına bir kez aldım Tekrar yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2. Araya 3 zincir, tekrar yuvaya girdim. Başına dolayıp önce bir kez, sonra 2, sonra 2. 1, 2, 3 zincir araya yine 2, 3. Başına bir kez oldum, Yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra iki. 1 2 3 4 oldu 3 zincir araya başa bir kez doldum yuvaya girdim önce bir kez sonra iki sonra iki aldım 1 2 3 4 5 olunca 5 zincir çekiyorum yuvanın içine sık iğne ile batıyorum kapatıyorum aşağı inmiş oluyoruz hem Evet hanımlar buradaki çubuğumuzu 7 veya 8 sık iğnesi yaparak aşağı ineceğim şimdi buradaki zincirimize 1 2 3 4 5 6 7 8 şimdi bakın buradaki şu yan zincire de iki sık iğnesi yapıyorum buraya gelebilmek için şuraya 1 2 3 tane sık iğnesi yapalım oraya Şimdi bu ilk yuvama tekrar giriş yapıyorum. Bakın gövdemizi hazırladık. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Aradan batıp pimpirik yapıyorum. Şimdi yandaki yuvaya geçiş yapıyorum bir sık iğnesiyle. 1 2 3 4 zincir çekiyorum bakın. Aradan batıp pimpirik yapıyorum. Aynı yuvaya bir sık iğnesi daha yapıyorum. Bir sık iğnesiyle diğer yuvaya geçiş yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Aradan batıyorum. Bakın bu yeşilin sık iğnesinden batıyorum. Pimpirik yapıyorum. Aynı yuvaya bir sık iğnesiyle daha giriş yapıyorum. Yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle geçiş yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Aradan batıp pimpirik yapıyorum. Aynı yuvaya bir sık iğnesi daha yapıyorum. Şimdi tepe yuvamıza geldik. Bir sık iğnesiyle geçiş yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan battım, kapattım. Yuvan içine tekrar sık iğnesi yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan battım, kapattım. Tekrar yuvan içine bir sık iğnesi yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Şöyle araya batıp kapatıp pimpirik yapıyorum. Tekrar bir sık iğnesi yaptım yuvaya. Bu tepeyi 3 tane yapıyoruz hanımlar. Şimdi yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle geçiş yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Bakın bu aradan batıyorum. Kapatıyorum. Tekrar aynı yuvaya bir sık iğnesi yapıyorum. Yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle geçiş yapıyorum. 3 4 zincir çekiyorum. Sık iğnesinden batıp kapatıyorum. Aynı yuvaya bir sık iğnesi daha yapıyorum. Yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle geçiş yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Aradan batıp kapatıyorum. Aynı yuvaya bir sık iğnesi daha yapıyorum. Şimdi en son yuvamıza geldik. Bir sık iğnesiyle geçiş yaptık. 4 zincir çektim. Aradan battım. Kapattım. Aynı yuvaya bir sık iğnesi daha yaptım. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum aşağıdan dipteki yuvaya 5 zincirimi sık iğnesiyle kapatıyorum. Şimdi bu arayı yine yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle geçiş yapıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bu aradan batıp kapatıyorum. Pimpirik oluyor. Araya bir zincir diğer yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yapıyorum 1 2 3 4 zincir aradan batıyorum kapatıyorum pimpirik oluyor araya bir zincir yanındaki yuvaya batıyorum alt kısmımızın pimpiri de böyle gidiyor hanımlar şöyle göstermek istiyorum ben size bakın buradan şu uçların üç tane yuva yapıyoruz ya içine en baş uçlardan bu yapraklarımızı eklemesini yap yapıyoruz her zaman bunu da diğeriyle bakın. Şöyle göstereyim. Şu üç tane pimpirik var ya. Şu en üst yuvada. Bu uçtan ve bunun gelecek olan ucundan yine buradaki gibi ekleme yapıyoruz. Böyle devam edip gidiyor arkadaşlar. Şimdi buradaki tepemize de bu çiçeğimizi yapacağız. İstediğiniz renkleri kullanarak çiçeğinizi de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bunları kamera arkasında aynı buradaki işlemle bunları da yapıp çiçeklerin yapımını da göstereceğim. Yaprakları birbirine eklemeyi tekrar göstereyim. Bakın en uç noktama geldim. İlk pimpirimi yapacağım. 4 zincir değil 2 zincir çekiyorum. Şuradaki bakın tepe 3 tane pimpirikten bu taraf pim, ilk pimpirinden giriyorum tığımı. İlk pimpirinden tepedeki bu taraftaki ilmeğimi içinden geçirdim. 2 zincir çektim. Yuvaya battım. Eklememiz böyle oluyor hanımlar. Evet hanımlar üstüne ben böyle kenarına da aynı buradaki mantıkla pimpiriklerini gittim. Şimdi üstüne havlunuzun içinde bulunan renkleri kullanarak çiçeklerini ekleyebileceksiniz. Dediğim gibi bu benim örnek için hazırladığım iş hanı, hanımlar küçük bir parça üzerinde anlatımını gösteriyorum. İnşallah başarılı olmuştur. Bana gelen resimde aşırı belli değildi. Uzak çekimde ama inşallah başarılı oldu yaptığım iş. Şimdi bu yuvamızı aldım. Yuvamızın ilk yuvasından ipimi sabitledim. 1 2 3 4 5 çektim başına iki kez doladım yuvaya girdim ilmeklerimi 2 2 aldım Şu son ilmekleri bırakıyorum yine tığda başına iki kez doladım yuvaya girdim 2 2 aldım o doladıklarımı alıyorum sadece başına iki kez doladım yuvaya girdim 2 2 aldım başına iki kez doladım yuvaya girdim 2 2 aldım bakın 5 tane trabzan olunca Hepsini birden çektim. Şimdi burada yaprağımıza ekleme yapacağız. İki zincir çektim, hepsini birden çekince hanımlar. Ilmeğimi çıkardım. Bakın buradaki uç yapraktan üç tane pimpirimiz var ya. Birini bu yaprağa ekledik. Ortaya bir pimpirik bırakıp yanındaki pimpireye giriyorum. Buradan ilmeğimi aldım, arasından geçirdim. Şimdi. 3 zincir daha çekiyorum 2 3 4 pardon 2 burada 3 zincir daha çektim şimdi şöyle bakın hanımlar şu aradan giriyorum kameram inşallah sabitlidir tekrar buradan ilmeğimi alıp burayı bir sık iğne ile kapatıyorum Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum dibine aynı yuvaya sık iğne ile kapatıyorum. Birinci yaprağımızı tamamladık hem de ekledik. Bir sık iğnesi ile diğer yuvaya geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Başına iki kez doladım. Aynı yuvaya girdim. Doladığım ilmekleri alıyorum. 2, 2. Son ilmeklerimi tığda bırakıyorum. Başına iki doladım yuvaya girdim. 2, 2 aldım. 3 oldu ilmeğim. 2 kez doladım. Yine aynı iş yaptım. 2 sardım. Yine girdim. 2 2 aldım. 5 tırabzanımız olunca hepsini birden çektim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şu tepeden aradan böyle giriyorum. İlmeğimi alıp buraya 5 zincirimi bakın. 5 zincirim şu aradan giriyorum. Buraya sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum dibine aynı yuvan dibine sık iğne ile batıyorum ikinci yaprağımda hazır bir sık iğinizle diğer yuvaya geçtim 4 zincir çektim baştaki sardım yuvaya girdim 5 zincir çekip başına iki sardım yuvaya girdim 2 2 aldım 2 sardım yuvaya girdim 2 2 aldım 3 2 sardım yuvaya girdim 2 2 aldım 4. 2 sardım yuvaya girdim 2 2 aldım 5 oldu trabzanım hepsini birden çektim 1 2 3 4 5 zincir çektim şu aradan bakın şöyle giriyoruz ilmek alıyorum tekrar buraya sık iğne ile kapatıp pimpirin yapıyorum tepeye 1 2 3 4 5 zincir çektim dibine battım 3 yaprağımız oldu buralarda aynı şekilde yapalım hanımlar yapraklarını son altıncı yaprakta bu yaprağı ekleme yapacağız Evet hanımlar son altıncı yaprağı da 5 trabzan şeklinde çektim şimdi burada 2 zincir çektim Buradan yine tepedeki yaprağımın uç yaprağından pipirinden giriyorum buraya sabitliyorum tekrar 3 zincir çektim Şöyle yapıyoruz burada. Şu tepeden giriyorum yine pimpirik şeklinde. Tığım takıldı. Tekrar giriyorum. Buraya sabitliyoruz. Pimpirik yapar gibi. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Son yuvamın dibinde 5 zincirimi sık iğne ile kapatıyorum bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Evet hanımlar, havlu kenarımızın yapım aşaması böyleydi. İnşallah anlatabilmişimdir. Yapacak olan arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı